Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Başak Burçları için haftalık kahve falınızı kapattım. Bakalım sevgili Başak Burçları'nın kahve falında neler çıkacak? Şurada bir iz mi çıkmış? Yok, hayır. Hemen şimdi yavaşça falınızı açıyorum. Sevgili Başak Burçları toprak grubundan fazlasıyla detaycısınız. Temizsiniz, dürüstsünüz. Çalışkansınız. Başak Burçları'nı gerçekten çok seviyorum. Hani artıları ve anlatılacak çok şeyleri var. Hayatı çok planlayarak yaşayabilen ve ben şu anda hem bir bakayım bir kahve falına. Siz de bir görünün bu arada. Bir göstereyim size de. Ben de bir bakayım. O sırada da Başak Burçları ile ilgili birkaç böyle yorum yapmak istedim. Başak Burçları gerçekten planlı çalışmayı seviyorsunuz. Başak Burçları'nın falına bakın. İnanılmaz temiz, ferah çıktı. Çok temiz, ferah bir hafta. Şöyle bir çevireyim. Siz de görün iyice. Siz de yorumlayın. İnanılmaz güzel, ferah oldunuz ama sevinç gözyaşı olsun umarım. Bu küçük bir gözyaşı çıkmış. Sevinç gözyaşı gibi. Çünkü çok temiz. Güzel, sevineceğiniz bir haber alabilirsiniz ve sevinebilirsiniz. Bir sıkıntınız, derdiniz varsa bu hafta içerisinde bunların hepsini böyle atacağınız, bu hafta genellikle kendinize odaklanacağınız bir hafta geçirebilirsiniz. Bakın, çok bariz bir şekilde şu dikkatimi çekti. Ayakta duran bir yılan sanki üstünde kafa gibi olmuş. Yani etrafınızda böyle dimdik ayakta karşınızda duran, hani bu böyle sürünerek gelmiyor, dik duruyor. Yani hani belli etmiyor kendisini, dik duruyor, şeffaf duruyor ama etrafınızda duran bir insanın aslında çok samimi olmadığını, biraz hani böyle yılan şey figürüdür ya, böyle hani yılanlık yaptı, etrafımda dolandı falan, sürüngen gibi, böyle kötü anımsanır genelde, kötü yorumlanır. Böyle yılan bu ama böyle beyaz duruyor. Hani size zarar veremeyecek biri asla. Zaten de böyle iyi oynayan, ayakta dik duran, etrafınızda o şekilde gözükmeyen bir insanın varlığını fark edebilirsiniz bu hafta. Biraz daha dikkatli olursanız, etrafınızı gözlemlerseniz o kişinin kim olduğunu anlayabilirsiniz büyük ihtimalle çabucak. Bazı insanlar maske takarlar, iyi gözükürler. Özellikle ilişkilerin başlarında, arkadaşlıkta ya da partnerinizde de olabilir. Hep böyle genelde maske takarlar. Maskeler sonradan düşüverir. Karşınızda gerçek kişinin kim olduğunu zamanla anlarsınız. Herkes, özellikle ikili ilişkilerde maalesef insanlar bazen rol yapabiliyor. Aşka kaptırıp kendini olduğundan farklı göstermeye çalışıyor karşı tarafa ama zamanla zaten anlıyorsunuz kimin ne olduğunu. Böyle bir kişinin varlığı da olabilir bu. Ya da arkadaşınız olabilir bu. Bir arkadaşınızla çok samimisinizdir. Size çok şeffaf ve doğru olduğunu düşünürsünüz davrandığını ama gerçeğin aslında öyle olmadığını, gerçeklerin farklı olduğunu anlayabildiğiniz bir hafta geçirebilirsiniz. Zaten detaycısınız. Her şeyi didik didik edip gerçeklerle çok çabuk yüzleşebilirsiniz. İnanılmaz planlı, inanılmaz böyle şeysiniz. Yaptığınız her adım bilinçli. Her adım bilinçli. Yani arkadaşlıkta, ilişkilerinizde, her şeyde ama sizden çok fazla beslenebilir karşı taraf. Çünkü siz her şeyi o kadar çok sorumluluk bilincinizde var ki partnerinizin, arkadaşınızın hepsini sorumluluklarını alırsınız. Ve zaten onun hayatını kolaylaştırırsınız. Ama karşınızdaki kişinin sizin gibi olmadığını, niyetinin sizin kadar iyi niyetli olmadığını anlayacağınız bir hafta geçirebilirsiniz. Siz de gördünüz muhtemelen şuradaki bu yılan kafalı böyle ayakta duran bir figür çıkmış. Umarım hani tabii ki de hani çok sizi üzmeyen, canınızı sıkmayacak bir durumla karşılaşırsınız. Onun haricinde şuraya bir bakalım. Şurada bir kere iki tane bir iki haber alabilirsiniz. Bu ama böyle ikili haber. Yani arka arkaya bir haber alabilirsiniz. Bir haber alıp yerinizin güzel bir haber. Ya da iki parça para girebilir elinize. İki parça hediye girebilir. İki parça eşya alabilirsiniz. Bir bebek haberi alırsanız arkadan ikinci bebek haberi alabilirsiniz. Böyle iki tane arka arkaya gelecek. Güzel bir, keyifli bir haber alabilirsiniz. Güzel bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi böyle bir tane alıp arkadan ikincisi gelecek. Hani aynı konuyla ilgili benzer ikinci. Mesela diyelim ki bir Başak Burcusunuz, yalnızsınız. Hayatınızda uzun zamandır biri yok. Biriyle tanışacaksınız. Aynı hafta başka biri daha çıkacak karşınıza. Yani şaşıracaksınız. Hani uzun zamandır bekliyorum. İş görüşmesi yapıyorsunuzdur. Hani bir tane iş istiyorsunuz. Tabii ki de girip çalışmak istiyorsunuz ama iki yerden aynı anda dönüş alabilirsiniz.
İşte arkadaşlarınızdan birinden ya da sizle ilgili bir bebek haberi vardır. Arkadan bir bakarsınız, başka birinden daha bebek haberi alabilirsiniz. Benzer olayların yaşandığı, arka arkaya yaşayacağınız iki tane haber gelecek. Ama güzel, çünkü bir tanesi iyice böyle balık kısmet gibi çıkmış. Çok da güzel, keyifli. Bakın şurada biri var. Sanki melek kanadı sırtına takılmış. Böyle ayak ve böyle büyük bir dağın tepesine doğru tırmanmaya çalışıyor. Bu büyük ihtimalle sizsiniz. Başak Burcu isterse, çok zorluklarla bile karşılaşsa, zorluklara karşı çalışarak, didinerek göğüs gerebilir ve tepeye kadar çıkabilirsiniz siz. Yani bu hafta yine yorucu bir şekilde hayata devam ederken sorumluluklarınızı alarak, bu melek kanadı şeydir ya, melek koruyucudur. Siz büyük ihtimalle ailenizi, partnerinizi, ilişkide arkadaşlarınızı koruyan, kollayan tarafsınız. Ve yine aynı şekilde koruyup kollayacaksınız ve tırmanacaksınız. Yine didindiğiniz bir hafta olacak. Zaten siz çalışmadan duramazsınız. Hani öyle haylaz bir Başak Burcu belki yükseleninden dolayı olabilir ama çok nadirdir. Böyle tekrardan sorumluluklarınızla birlikte çalışmalara devam edeceğiniz bir hafta geçireceksiniz. Şurada bir figür var. Ben de pek nasıl olduğunu anlayamadım. Sanki şöyle büyük bir tahta oturan bir insan var. Yani bu nasıl diyeyim? Sanki böyle biriyle görüşmeye gideceksiniz ama böyle büyük bir mevkide oturuyor bu kişi. Eğer ki böyle mahkeme ile ilgili, mirasla ilgili herhangi bir konunuz varsa, bir mahkeme salonu bu. Ya da bir devlet dairesinde üst mevkilerde biriyle görüşme ya da bir iş görüşmesinde büyük bir yöneticiyle görüşme. Sanki mevki sahibi biri. Yani bu mevki sahibi biriyle bu hafta içinde kendi işinizle ilgili, kendi hayatınızla ilgili, herhangi önemli bir konunuzla ilgili bir görüşme yapabilirsiniz. Sanki, çünkü böyle tahtında, mevkisinde oturmuş güçlü bir karakter, güçlü bir insan ve siz de onun karşısına gidip onunla bir görüşme yapacaksınız. Ama tabii güzel bir görüşme bu olacak. Hani sanki bu aklınızda olan bir süredir planladığınız, yapmak istediğiniz şeylerle ilgili bir görüşme yapabilirsiniz. Çok da temiz bir görüşme olacak bu. Onun haricinde bakalım başka ne çıkmış. Bakın şöyle bir kalabalığın içine gireceksiniz. Böyle kalabalık kalabalık insanlar, karınca gibi çalışma ortamı olabilir, arkadaş ortamına girebilirsiniz. Keyifli, hoş bir sohbet var ama şurada yatan bir hasta da var. Sanki bir hasta ziyaretine gidebilirsiniz. Hasta ziyaretine gidip kalabalık bir ortamda insanlarla sohbet içerisine girebilirsiniz. Ama bu böyle biraz da dediğim gibi böyle hasta ziyareti gibi, yatan bir kişi de var orada. Bir kalabalık, hani sizde çok bağlantısı olmayabilir bu insanın. Hani sizin canınızı yakıp üzecek kadar böyle hani hastalığıyla uğraşabileceğiniz değil ama ziyaret şeklinde gidip böyle uzun zamandır görmediğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Böyle kalabalık bir grubun içerisinde sohbet, muhabbet ortamında olabilir. Şurada da şu şey figürü gibi çıkmış. Böyle koşan bir at gibi. Kısmetinize doğru hızlı yol aldığınız bir hafta yaşayabilirsiniz. İş görüşmeleri yapıyorsanız, iş arıyorsanız daha hızlandırabilirsiniz. İşte ilişkinizde farklı bir boyuta gidebilirsiniz. Artık hani ilişkiyi daha ciddiye alalım dediğiniz bir döneme girmiş olabilirsiniz. Bu hafta onun konuşmalarını yapabilirsiniz. Böyle kısmetli, nasipli bir şekilde hani kısmetinize doğru hızlandınız, yol aldığınız bir hafta geçirebilirsiniz. Yani bu ilişkinizde, iş hayatınızda, özel hayatınızda istediğiniz şeyler için daha fazla hızlandığınız, yol aldığınız bir hafta geçirebilirsiniz. Onun haricinde de temiz çıkmış falımız. Bakın sıkıntılarınızı falan hepsini attınız. Bir dilek tutabilirsiniz. Bakalım dileğimizde neler çıkacak. Umarım dileklerimiz gerçek olur. Oldu da. Sanki şurada direkt, bak bu bir salyangoz gibi kafasını kaldırmış. Evle ilgili bir değişiklik yapabilirsiniz. Böyle evinizle ilgili herhangi bir değişiklik, böyle ferah da olacak. İki parça eşya alabilirsiniz de eve. Böyle bir salyangoz harekete geçmiş. Ev değişikliği, iş değişikliği ya da böyle ev dekorasyonu ile ilgili değişiklik yapabilirsiniz. Şurada da böyle bir yine mal çıkmış. Yani parasal konularda birikim yapabileceğiniz bir şey, fırsat gelebilir önünüze. Başak burçları tutumludur. Kazandıkları ile muhakkak yatırım yapar ve akıllı yatırım yapar. Yani çok da sever yatırım yapmayı. Çok böyle bol keseden harcamayı sevmez. Sanki güzel bir yatırım için
Güzel bir fikir elde edebilirsiniz bu hafta içerisinde. Onun haricinde bakın burada bir insan ve ondan daha kısa bir insan ona göğsünü yaslamış. Hani bu anne kız, baba kız ya da baba oğul gibi böyle aile ortamında çocuğunuzun size gelip yardım istediği göğsüne yaslamış sanki. Sizin göğsünüze yaslamış kafasını. Şurada bir küçük çocuk, önünde de daha büyük biri var. Çocuğunuz olan bir Başak burcuysanız bu hafta içerisinde çocuğunuz sizden herhangi bir konuda yardım isteyebilir ve ona yardım edebilirsiniz. Temiz, onun haricinde de sıkıntılı bir durum çıkmamış. Ben yorumlayamadığım, göremediğim yerlerde siz de yorumlara yazabilirsiniz görmediklerimi. Umarım istediğiniz gibi, hatta daha da güzel bir hafta geçirirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.